Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV2 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Seçim 2018 programıyla karşınızdayız. Seçim 2018 programında aslında Ordu'nun seçim nabzı da atılıyor. Bu kapsamda aslında Türkiye'de gözlerde 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine çevrildi. Aslında çok da az bir süre kaldı. Son sözlerin, son seçim vaatlerinin verileceği kritik günlere de girmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda bu akşamki stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili ve aynı zamanda 27. dönem Ordu Milletvekili adayı Sayın Seyit Torun'la birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza diyerek başlayalım programımıza. Hoş bulduk Efe Bey. Çok teşekkür ederim. Tabii ki efendim seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir tempoyla aslında 1,5 aydan bu yana Ordu'da seçmenle buluşuyorsunuz, ilçeleri dolaşıyorsunuz, karış karış geziyorsunuz. Sıkılmadık, el çalınmadık, kapıda bırakmıyorsunuz aslında. İsterseniz bugüne gidelim. Aslında öğlen saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulubey'de, baba toprağınızda bir mitinginiz vardı. Coşkulu bir kalabalık, coşkulu bir vatandaş topluluğu bugün sizi dinledi. İsterseniz o mitingden bahsedelim kısa olarak. Neler konuşuldu, neler anlatıldı, seçmenin nabzı neydi? Ulubey'deki atmosferi sizden alalım efendim. Evet, tabii Ulubey'in benim için özel bir yeri var. Sonuçta sizin de ifade ettiğiniz gibi doğduğum, doyduğum bir toprak. Ve geçmişte ayrıca yerel yöneticilik yaptığım, belediye başkanlığı yaptığım bir ilçem. Orada baba toprağında olmak ayrı bir duygusal bir olay. Gerçekten farklı bir olay. Sağ olsunlar bugün Ulubeyli hemşehrilerim, oradaki değerli komşularım, büyüklerim, kardeşlerim de bizi sevgiyle karşıladılar. Güzel bir miting oldu. Tabii aslında ben normalde çok heyecanlanmam. Artık yılların getirdiği birikim ama nedense Ulubey'de heyecanlandım. Biraz böyle duygusal da bir ortam oldu. Gözlere baktığımda, o miting alanına gelen kalabalığa baktığımda birçok insanla anılarım var. Geçmişte yaşadığım güzel günler var. Onlara o çocukluğumla ilgili o dönemde anılar var. Yetiştiğim dönemlerle ilgili, belediye başkanlığı yaptığım dönemlerle ilgili anılarım var. Gerçekten coşkulu, güzel bir miting geçti. Aslında biz mitingleri iptal etmiştik. Miting yapmayı düşünmüyorduk birçok yerde. Ama ben özellikle Ulubey'e gideceğim. Ne olursa olsun bir şekilde Ulubeyli hemşehrilerimle, dostlarımla orada kısa da olsa bir sohbet edeceğim. Kısa da olsa derdimi anlatacağım dedim. Ve bugün gerçekten güzel bir miting gerçekleştirdik. Efendim mitingi takip ettik aslında biz de, hem internetten sosyal medyanızda da paylaşmıştınız. Özellikle konu başlıklarına aslında baktığımızda yerelin sorunlarını bilen bir siyasetçisiniz. Uzun yıllardır yerelde belediye başkanlığı yapmış bir isimsiniz. Özellikle değindiğiniz konularda bitmeyen yollar aslında Ordu'nun kamburu haline gelmiş bitmeyen yollarımız malum biliyorsunuz. Ulubey de bu konuda aslında çok müzdarip. Özellikle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe arasındaki o bitmeyen yol bugünkü konuşmanız içerisinde vardı. Aynı zamanda da çevre yolunda da değindiniz. Onlardan bahsedelim. Vatandaşlar özellikle gittiğinizde hem genel anlamında bundan da bahsetmiş olalım. Özellikle vatandaşlar sizlerden neler bekliyor, neleri istiyor. Tabii ki fındık konusuna biraz sonra gireceğiz ama özellikle isterseniz yol üzerinden devam edelim. Şimdi Efe Bey, tabii AKP iktidarının en fazla övündüğü olay yol yaptık, köprü yaptık. Aslında dünya ortalamasına bakıldığında da başka ülkelere, hatta 3. dünya ülkelerine de bakıldığında da yol yapma oranına baktığımızda gerilerdeyiz. Ama biz hep, ben söylerim, AKP hükümeti halkımıza öyle bir algı yaratıyor ki tıpkı benim üniversitedeyken hocamın anlattığı bir o günkü iktisat sosyolojisi dersinde bahsettiği bir konuyla ilgili. Neydi o konu? İnsanlara şunu anlatıyorsunuz. İşte koşuya koşucular katılmış, en gerideki dönmüş, geri bakmış, ne kadar yol geldim, ne kadar koştum demiş. Halbuki diğerleri kimi koşuyu bitirmiş, kimi finişe yaklaşmış. AKP hükümetinin durumu da aslında böyle. İçeride bize diyor ki ya şunları yaptık, bunları yaptık ama dünya ile kıyasladığımızda, dünya ile sıralamalara, eğitimde, sağlıkta, yol yapımında, ekonomide, her konuda baktığımızda maalesef istediğimiz yerde değiliz. Geçmişte eşit koşullarda olduğumuz, eşit sıralamalarda olduğumuz ülkeler çoktan bizi geçmiş. Çoktan farklı noktalara gelmiş. Ama içeride öyle bir algı yaratıyorlar, öyle bir propaganda yapıyorlar ki sanki dünya bizi kıskanıyor. Maalesef bunun böyle olmadığını dünya ülkeleri de görüyor.
rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Şimdi bakıldığında, evet işte bakıyorsunuz Ulubey yolunda bir çalışma var. Bakıyorsunuz işte Gölköy güzergahında var. Çevre yolunda var. Ama bitmiyor. Kaç yıldan bu yana devam ediyor. Mazeret ne? Köprü çöktü. Müteahhit kaçtı. Hani vardı ya işte öküz öldü, inek daha kaçtı, bilmem ne orman yandı hikayesi. Ya bizim artık sonuca ihtiyacımız var. Bir takvim veriyorsunuz. Örneğin çevre yoluyla ilgili 2014'ten bu yana takvim veriyorsunuz. Hala takvim belli değil. Ve 2021'leri artık ifade etmeye başladınız. Bu mudur geldiğiniz nokta? Biz bir an önce bu yolların bitmesini istiyoruz. Zor mudur? Güçlü bir müteahhite verip, ihale edip zaten istediğinize veriyorsunuz. İstediğiniz gibi çağırıyorsunuz, veriyorsunuz. Ne istediğinizi de yapmanız bu anlamda? Hiç değilse bu işi yapabilecek kabiliyette makine parkı olan, kısa sürede her türlü teknik donanımını olan birine verin de bir an önce bitirsin. Vatandaş da bu eziyetten kurtulsun. Yani çalışma devam ederken yolun konforu da bozuluyor eskisine oranla. Daha da kötü oluyor bu şekilde. Şu anda geçmişte yapılmış ihalelerle başlayan duvarlar yıkılmaya başladı. Bu mudur reva gördünüz mü vatandaşa? Ve hala bu yol yapılırken kamulaştırma bedelleri ödenmedi. Vatandaşı yerine almışsınız, el koymuşsunuz, yol yapıyorsunuz. Vatandaşı da mağdur ediyorsunuz. Vatandaşın da bedelini ödeyemiyorsunuz. Vatandaşın da yerinin karşılığını ödemiyorsunuz. Geldiğiniz nokta bu. Şimdi bakın, Kumru Korgan Reşadiye yolu, Ünye Niksar yolu, dere yolu, Topçam bağlantılı dere yolu. Uzun yıllardır aslında bitmeyen projelerden. Hepsi kangren. Yani diyebiliyor musunuz ki bize şu yolu bitirdik? Şu yolu bitirdik. Yıllardır devam ediyor. Yıllardır devam ediyor ve artık vatandaşımız sonuç istiyor. Mazeret değil. Görevdesiniz. Yetkiniz var. Kaynak sizin elinde. Musluğun başındasınız. Gereğini yapacaksınız ve bu yolları bir an önce bitireceksiniz. Biz sonuç istiyoruz. Mazeret istemiyoruz. Eleştirecek olan benim. Takip edecek olan benim. Yapacak olan da şu an iktidarda olan yapı. Ha yapamıyorsanız, ben yapamadım, beceremiyorum diyorsanız 24 Haziran'da çekileceksiniz zaten. İnşallah biz geldiğimizde de takvim vereceğiz hepsine. Şu tarihte size bu yolu teslim ediyoruz. Şu tarihte şu yolu, bu yolu size teslim ediyoruz diye hepsine takvim vereceğiz ve bitireceğiz. Efendim işte iş nasıl olacak? Bu konuda değinmek istiyorum aslında, antiparantez açmak gerekirse. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran'da iktidara geldiği vakit özellikle yol konusunda yerelde Ordu üzerinden gidecek olursak nasıl bir yol takvimi izleyecek Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi? Bakın bizim bir an önce güneye açılan yolları bitirmemiz lazım. Bu ticaret için lazım, turizm için lazım. Zaten bizim Merkez Türkiye projemiz var. Ve buna bağlı olarak bölgesel kalkınma kuşakları oluşturacağız. Zaten biz bu yollara ihtiyacımız var. Bizim eğer bu ülkede üretimi destekleyecek, ekonomiyi daha da hızlandıracak ve sonuçta bölgesel olarak da ciddi bir kalkınmaya yol açacak hamleyi yapabilmemiz için mecburen bu yolları yapmak zorundayız. Bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Bakın biz Samsun Sarp Demir yolunu da bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Mutlaka liman sorununu da çözmek zorundayız. Biz bu anlamda gereken çalışmaları, bütün fizibiliteleri, önümüzdeki süreci planladık. Tek bir şeye ihtiyacımız var. O da halkımızın bize vereceği yetkiye. 24 Haziran akşamı o yetkiyi aldığımızda 25 Haziran sabahı çalışmalara başlayacağız ve önümüzdeki süreçte bugüne kadar değerlendirdiğimiz bütün hazırlıklarını yaptığımız çalışmaları bir bir uygulayacağız. Artık zaman çok önemli ve 5 yıl içerisinde bugüne kadar söylediğimiz her şeyi planlayarak yerine getireceğiz. Efendim fındık aslında olmazsa olmazımız, özellikle Karadeniz'in daldaki altın ürünü. Üreticinin alın teri, özellikle fındık konusunda da siz gerekli zamanlarda mecliste de gerekli konuşmaları yaptınız ve aslında fındık için adalet yürüyüşü mitingi de olmuştu biliyorsunuz Ordu'dan Giresun'a. Bu konuda aslında çok yabancı değilsiniz ve aslında bu işin içinde olan bir isimsiniz.
Özellikle baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi seçim vaadinde fındık konusunda oldukça geniş bir yelpaze açmış ve 15 TL, en az 15 TL fiyat üzerinden seçim ve vaadinde bulunmuş ve üreticilere seslenmişti. Bugün de aslında siz de bu Ulubey mitinginizde dile getirdiniz. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geldiğinde de aynı şeyi söylemişti. Fındık en az 15 TL olacak diyorsunuz. Diğer tarafta baktığımızda şu anki iktidar partisi bu olamaz diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında ordu mitingine de değineceğiz. Fındığı da dile getirmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçmen buna nasıl bakacak 24 Haziran'da? Şimdi Efe Bey, biz Muharrem Bey de söylemişti. Belki gelir benden sonra bir fındık fiyatı açıklar demişti. Ama dediğiniz gibi daha fare doğurdu. Sayın Cumhurbaşkanı dün gerçekten ordu halkıyla alay etti. Siz nasıl olsa benim çantada kekliksiniz. Siz nasıl olsa benim cebimdeki oy depomsunuz. Ben ne yaparsam yapayım, siz bana zaten her türlü oy vermeye mecbursunuz dedi. Herkesin beklentisi dünkü mitingde fındıkla ilgili somut bir vatandaşa bir müjde vermekti. Ama ne dedi? Mağdur etmeyeceğim dedi. TMO devreye girecek. İşte TMO'ya aldıracağım. Allah aşkına. Allah aşkına. 16 yıldır fındık için ne yaptılar? Doğrudan gelir desteği mi? Koalisyon hükümeti döneminde başlayan ve bizim yasal hakkımız bu. Keyfi bir şey değil. Bu devletin kaynaklarından ayrılması gereken para ki o da yarısı. O da yarısı normalde. Ve 3 yıldır da maalesef 176 liranın üzerine çıkarmadı. 3 yıldır aynı parayı veriyorlar bize. Bu ülkede enflasyon yok mu? Bu ülkede fiyat artışı yok mu? Her şeyin değeri artarken niye doğrudan gelir desteğinin rakamları artmıyor? Çünkü onu öyle anlatıyorlar ki sanki ulufe veriyorlar bize. Yani sanki olmayan bir şeyi kendileri bize yani böyle bir katkı olarak veriyor. Hayır. Bizim yasal hakkımız o. Birincisi. İkincisi, bugüne kadar fındıkla ilgili ne yaptınız? Yani eğer demin sizin ifade ettiğiniz gibi geçen yıl biz Ordu'dan Giresun'a yürümeseydik ve Sayın Genel Başkan miting yapmasaydı ve biz orada tepkimizi, demokratik hakkımızı kullanmasaydık devreye girecek miydik? Ağızlarını bıçak bile aşmıyordu. Bıçak bile aşmıyordu. Ve biz o zaman yürüyüşe başlamadan önce hatırlasınlar lütfen, rakamlara bastınlar değerli hemşehrilerim. 7,5 liraydı. Ve ondan sonra 9,5 liraya çıktı fındık. Ve bakın, biz o zaman da ifade ettik ve yine söylüyoruz. Fındıkla ilgili hiçbir düşünceleri yoktu. Hiçbir kararları yoktu. Ve bizim bu yaptığımız tepki, demokratik hakkımızla bunu elde ettik. Ne oldu? TMO devreye girdi. Güzel. Herkesin beklentisi en az 12,5 liraydı. 10 lira fiyat verdi. Eh dedik, ne yapalım yani, gene girdi devreye, gene hiç değilse 10 lira fiyat verdi, bunun altına düşmez dedik. Ama 10 lira hiç olmadı. TMO sadece 10 liranı aldı ama serbest piyasada 9 liranın üzerine çıkmadı. Sonra ne oldu? Sonra yaklaşık tahmin ediyorum 65 bin ton, 80 bin ton, yok 145 bin ton civarında fındık aldı. Alım kriterleri değişti. Alım kriterlerini bir nebze değiştirdi Toprak Mahsulü Ofisi. Neyse, oralara girmeyelim, detaylara. Dedik güzel, piyasada fiyatı stabil tuttu. Ona da teşekkür ettik. Ne dedi? Asla bir kilo fındık satmayacağız dediler, değil mi? Asla satmayacağız dediler. Hatta bir milletvekilimiz de çıktı, dedi ki TMO fındık satarsa kendimi yakarım dedi. Allah göstermesin, öyle bir şey asla istemeyiz. Öyle bir şey kimsenin kılına zarar gelmesini istemeyiz. Ama çıktı. O görüntülerde sizin arşivlerinizde vardır. Kendim bir kilo fındık satarsa yakarım dedi. 65 bin ton fındık sattı. Niye sattı? Ne oldu şimdi? 65 bin ton fındığı kim aldı? Buradan açıklasınlar. Kime sattılar o fındığı? Şimdi adam bu senenin garantisini aldı. Elinde stoğu var. Şimdi güçlü bir şekilde sezona girecek. IFC de zaten manipülasyon yapıyor sürekli. Dünya Kabuklu Yemişler Birliği hemen rekolta açıkladı. Daha dalda fındık gözükmeden rekolta açıkladı. Fındığın üzerine sürekli oyun oynanıyor. Bu hükümet de bunlara ortak. Ve hiç sesini çıkaramıyor. Hiç sesini çıkaramıyor. Hiçbir müdahalede bulunmuyor. Ve fındık üreticisini, Karadeniz halkını, orduluları hiçe sayıyor.
Ama ben, bakın mecliste defalarca konuşma yaptım. Defalarca soru önergeleri verdim, gel soru verdim, kanun teklifi verdim. Ve basın toplantıları yaptım. Orada da söylediğim gibi, siz bu fındık üreticisini hafife alırsanız size bunun hesabını sorar. İşte şimdi hesap sorma zamanı geldi. Göreceğiz, bakacağız. Sandıkta gerçekten üreticimiz fındığına değer veriyor mu, vermiyor mu? Bizim söylediklerimiz yerini buluyor mu, bulmuyor mu? Üretici mi haklı, bu hükümet mi haklı? Bunu sandıkta göreceğiz. Ve inanıyorum ki üreticimiz kendisini kaleye almayan, hafife alan, çantada keklik gören bu yapıya, bu zihniyete, bu hükümete gerekli dersi verecek. Zor mudur? Avrupa'da bir alıcı bizi parmağında oynatıyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini parmağında oynatıyor. Ve benim üreticimi almış bir kıskacın içerisine, para bende diyor, düdüğü de ben çalarım diyor. Ama biz o düdüğü alacağız onların elinden. O düdüğü alacağız ve o düdüğü biz çalacağız bundan sonra. Bakın, bizim verdiğimiz 15 lira fiyattan son derece rahatsızlar. Son derece rahatsızlar. Ve allak bullak oldu hesapları şimdi. Ve lobi yapıyorlar şimdi bizim üzerimize. Ve geçmişte danışmalı Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının geçmişteki fındık kurdu diye tabir edilen danışmanı bugün bunun lobilerini yapıyor. Bugün bunun çalışmalarını yapıyor. Ama yağma yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve fındık üreticimizi asla ezdirmeyeceğiz. Asla ezdirmeyeceğiz ve oyunu bozacağız. Ve biz fındığın geleceğiyle ilgili, bakın, muhalefet olmamıza rağmen iktidarın yapması gerekenleri yapıyoruz. İktidarın alması gereken sorumlulukları alıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplantılar yapıyoruz. Fındığı tartışıyoruz. Ben Tarım Bakanı'na iki kez gittim. Birkaç kez de mecliste tesadüfen rastladığımda söyledim. Gelin toplantı yapalım. Üreticiden tedarikçiye kadar gelelim, tartışalım, konuşalım. Fındığın 20 yıllık planlamasını şimdiden yapalım. İlk yıl ne yapacağız, sonraki 5 yıl ne yapacağız? Bunları tek tek yerine getirelim. Ve üreticimizi güçlendirelim. Alıcılarla rekabetimizi üreticimizin lehine kullanalım. Burada kaybeden sadece üreticimiz değil ki. Manavımız da kaybediyor. İhracatçımız da kaybediyor. Devletimiz de kaybediyor. Kaybeden biziz. Kazananlar başkası. Bizim bu yıl, sadece bu yıl bakın, 50 milyon dolar kaybımız var fındık ihracatından. Kim kaybetti? Bu ülke kaybetti. Kim kaybetti? Üretici kaybetti. Kim kazandı? İşte o alıcılar, Avrupa'daki alıcılar kazandı. Yazık değil mi bu memlekete? Yazık değil mi bu ülkeye? Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, yarın bunu yaptığınız sürece, hani samanı ithal ediyoruz, şimdi gülüyoruz ya, geçmişte 10 yıl önce söylesek alay ederdik değil mi? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti eti ithal edecek deseler, hadi oradan git derdik, olur mu öyle bir şey derdik. Yarın bize eğer müdahale etmezsek, böyle serbest piyasa aldatmacalarıyla, yani fındığa hiçbir şekilde devletin gücünü hissettirmezsek, desteğini hissettirmezsek, yarın fındığı da ithal eder duruma geliriz. Dünyada da şimdi 75-80 diyorduk, 65 lira kadar düştük. Yarın da diyeceğiz ki dünya üretiminin %40'ını 50'sini üretiyoruz diyeceğiz belki de. Artık hiç rekabet gücümüz kalmayacak. Ben dünyada diğer fındık üreticileriyle rekabet etmeliyim. Bakın, geçmişte bu bir kere yapıldı, İspanya fındık söktü. Fındık bahçelerini söktü. Ben öyle güçlü olmalıyım ki İtalya'sı da, İspanya'sı da, Şili'si de, Azerbaycan'ı da, Gürcistan'ı da benimle rekabet edememeli. Piyasayı ben belirlemeliyim. Oyunu ben kurmalıyım. Bu nasıl olur? Üreticiden ihracatçıya kadar hepsini güçlendirerek olur. Bir ülke olarak bir fındık politikası ortaya koyarak olur. Planlayarak olur. Destekleyerek olur. Fındığın kalitesini iyileştirerek olur. Daha fazla fındık üreterek olur. Ama bakıyorsunuz şu anda maalesef hiçbir destek yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geldi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı geldi. Benim insanımın gözünün içine baka baka ben mağdur etmeyeceğim dedi gitti. İyi de nasıl etmeyeceksin? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yaptın bugüne kadar? Fındık üreticisi için ne yaptın? Bundan sonra ne yapacaksın? O yüzden biz şunu açık net ortaya koyuyoruz.
Efendim? Bahçeleri yenileyeceğiz. Dönüm başına verimi artıracağız. Fındık çeşitini ıslah edip daha fazla ve daha üretim sağlayan ve dayanıklı fındık çeşidini mutlaka yeniden diktireceğiz. Ve o süre içinde de fındık üreticimizi destekleyeceğiz. Fisko Birliği mutlaka yeniden dizayn edeceğiz, kurumsal bir yapıya kavuşturacağız, siyasetten arındıracağız ve artık piyasada dengeleyici ve geçmiş günlerdeki gibi üreticinin dostu ve üreticiyi koruyan bir yapıya kavuşacak. Mutlaka lisanslı depoculuğu ve fındık ihtisas borsasını kuracağız. Ve fındığın gelecek 20 yılını, 50 yılını kurtaracağız. Artık her yıl ne olacak üreticinin hali? Bu sene fındık ne olacak? Amaliye kaç lira vereceğiz? Ya ışkın aldırsak mı diye düşünmeyeceğiz. Gübre atsak mı, ilaç vursak mı diye düşünmeyeceğiz. Ve artık fındık bahçelerimiz bizim, gelir alanlarımız, gelir kaynaklarımız ve gözümüz gibi baktığımız üretim alanlarımız olacak. Efendim aslında 15 TL açıklamasının ardından gözler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrildi. Özellikle zaten siz de biraz önce belirttiniz yapacaklarınızı. Aslında bunu genel anlamda açmak istiyorum biraz. Özellikle üreticiler çok merak ediyor. Siz de fındığa yabancı bir insan değilsiniz. Sizin ağzınızdan çıkacak sözleri de merak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki tasarrufu ne olacak? Biraz önce bahsettiniz ancak geniş yelpazede baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi fındıkla ilgili ne yapacak? Üretici 25 Haziran'dan sonra fındık bahçesine umutlu bir şekilde girecek mi? Efe Bey, biz bu yıl en az 15 lira fiyat vereceğiz. En az. Bunu da niye söylüyorum biliyor musunuz? Bazıları diyor ki ya nereden bulacağım parayı? Ben para bulmayacağım. Fındık geçen sene 9 lira mıydı? Dolar kaç liraydı? 3 liraydı. Dolar kaç lira şu anda? 4,5 liranın üzerinde. Ben zaten bu dövize satılmıyor mu? İşine geldiğiniz zaman döviz diyorsunuz. Ben akaryakıtı dövizle alıyorum. Doların fiyatı yükselince akaryakıtı fiyatı yükselmiyor. Ben alırken yükseliyorsa satarken niye yükselmiyor? Satarken niye yükselmiyor? Niye şu anda doların yükselmesine rağmen, bu ihraç ürünü değil mi Efe Bey? Doların yükselmesine rağmen fındığın fiyatı niye yükselmiyor? Soruyorum ben şimdi. Sattın orada 65 bin ton fındığı. Adam aldı zaten, stokladı, yattı pusuya bekliyor. Sen verdin adama bu silahı eline. Yani al beni vur dedin. Şimdi geçen sene güya üreticinin yanında durdun. Şimdi de arkadan vurdun üreticiyi. Adam şimdi aldı. Garantiye fındığı stokladı. Şimdi benim karşıma çıkmış. Dolar yükselmesine rağmen fındık fiyatını yükseltmiyor. Oyun oynuyorsunuz benim üreticimle. Biz bu oyunu bozacağız. Ve fındık en az rekolteye göre en az 15 lira olacak. 15 liranın üzerine de rekolteye göre de mutlaka değişecek. Efendim aslında fındık olmazsa olmazımız, aslında diğer önemli geçim kaynağı da var üreticilerin, özellikle aracılık, balıkçılık olmak üzere. Aracılık konusunda Türkiye'de zirve noktaya oynuyor ordu. Bütün altyapısı var ancak istediği bir ivmeyi yakalayamadı halen. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir çalışması olacak? Özellikle arıcılar merakla bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek vaatleri. Arıcılar şu anda arazide binbir koşullarla, zorluklarla bal üretiyorlar. Evinden, ocağından uzak. Doğanın zor koşullarıyla mücadele ederek çok gerçekten önemli bir meşakkatli bir üretimde bulunuyorlar. Ama maalesef yıllardır işte kovan başına sembolik bedellerle bir şekilde arıcılığımızı aynı anlamda maalesef yeterince desteklenmiyor. Arıcılık enstitümüz var, elinden geleni yapıyor. Onlar da değişik katkılarda bulunuyor ama bunun daha da büyük geliştirilmesi lazım. Bizim dünya ile rekabet etmemiz lazım. Böyle bir flora yok dünyada. Böyle bir çiçek deseni, yani bal üretimini sağlayacak, yani gerçekten bal üretimini sağlayacak böyle bir flora, böyle bir alan yok. Ama biz hala modern teknikleri uygulamaktan uzağız. Hala maalesef Türkiye'ye kaçak giren balı engelleyemiyoruz. Hala bal üreticisini gerçek anlamda desteklemiyoruz. Mutlaka dünya piyasasında belirleyici olabilmek, arıcılarımızın alın terinin karşılığını alabilmek ve bu işi de kurumsallaştırmak zorundayız. Çünkü arıcılarımız da satarken de zorlanıyorlar, üretirken de zorlanıyorlar, depolarken de zorlanıyorlar ve hazırlık yaparken de zorlanıyorlar. Bu anlamda modern teknikleri de kendilerine uygulatıp riskleri, bal üretimindeki riskleri de ortadan kaldırıp mutlaka Türkiye'nin hem bal üretimini artıracağız hem de arıcılarımızın özellikle
balın gerçek değerini bulması adına da katkılarımızı sunacağız. Efendim, programımızın ilk bölümünü aslında yerel siyasetten gidiyoruz. Özellikle ordunun sorunları aslında çok fazla. Özellikle baktığımızda şehir hastanesi bilmecesi halen sürüyor. Organize sanayi bölgesindeki bazı vatandaşlarımızın istimlak bedellerini alamadığı iddiaları var. Bu konuda siz de meclise taşımıştınız geçtiğimiz Efeciğim, dönemlerde. Efeciğim, balıkçılığı unuttuk. Yani hemen oraya lafa, atlamayalım. Hemen lafa girdim. Ben bir es vermiştim ama. Şimdi tabii balıkçılık Karadeniz'de ölüyor. Maalesef Karadeniz'in sürekli kirlenmesi, yanlış yapılan avcılık, balık avcılığı ve gene maalesef bir denizcilik bakanlığının kurulup bu işlerin daha bilimsel, daha akılcı ve uzun vadeli yapılması gerekirken maalesef hangi bakanlığa ne şekilde sorumluluğunu taşıdığı hala belli değil. Bakın, üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerçekten dünyanın çok önemli, özel bir yerindeyiz. Ama ne Ege'sinde, ne Akdeniz'inde, ne de Karadeniz'inde balıkçılık maalesef yeterli düzeyde değil. Balıkçılarımız maalesef uluslararası sularda artık avlanmaya başladı. Başka ülkelerin zaman zaman kara sularına giriyorlar ve çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Balıkçılarımızın hala sosyal güvenlikle ilgili sorunları var. Balıkçılarımızın hala balık üretimi ile ilgili ciddi sorunları var. Balıkçılarımızın hala balıkçılığın bir sektör, bir ciddi bir sektör haline gelmesi için hala yapılması gereken birçok konu var ama bunlardan uzağız. Kaderine terk edilmiş, sadece bir mazot desteğiyle, verilen bir mazot desteğiyle ayakta tutulmaya çalışıyor. Ama dünyada artık balıkçılık çok gelişti. Çok ciddi tedbirleri var, müeyyideleri var, bilimsel çalışmaları var, sürdürülebilir olayları var. Ama biz bütün bunlardan uzak, maalesef balıkçılarımızı kaderine terk ettik. Onlar da yarını göremiyor. Ne çalışanı görüyor, ne işvereni görüyor, ne sanayicisi görebiliyor, ne limandaki çalışanları görebiliyor. O yüzden mutlaka balık popülasyonunu Karadeniz'de artırıcı tedbirleri almalıyız. Mutlaka balıkçılığın geleceğiyle ilgili ciddi tedbirleri ortaya koymak zorundayız. Efendim, balıkçılık üzerinden şu soruyu yönetmek istiyorum. Özellikle Fatsa ilçemizde biliyorsunuz Deniz Bilimleri Fakültesi var. Fatsa'da da ciddi bir sorun oluşturmuştu aslında. Sebebini kimse anlamadı ancak gereksiz olduğunu söylediler. Yerinin yanlış olduğunu söylediler ve gerekli bir şekilde öğrencisinin olmadığını söylediler. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Özellikle Deniz Bilimleri Fakültesi'nin daha geliştirebilir hale gelmesi gerekir mi sizce? Ve bundan sonraki dönemde bu geliştirme anlamında bir şeyler yapacak mısınız? Bakın, aslında o fakülte çok önemli. Bu bölge için çok önemli. Balıkçılığın geleceği için önemli. Denizlerimiz için çok önemli. Ve deniz ulaşımı için her konuda çok önemli. Ama maalesef hala oranın önemi yeterince anlaşılamadı. Bence o bölüm desteklenmeli, bütün teknolojiyle donatılmalı, öğretim üyesi olarak da güçlendirilmeli ve o fakülte gerçekten ordu adına, Karadeniz adına, Türkiye adına çok ciddi üretimlerde bulunmalı, eğitimde bulunmalı. Efendim, biraz önce sormuştum, tekrar yenileyelim sorumuzu. Biliyorsunuz şehir hastanesi, evet. Aslında siz de bunu şehir efsanesi haline geldi demiştiniz. Bu söylemde de bulunmuşsunuz. Çok da ilgi çekmişti vatandaşlar tarafından. Bir yer var, botanik parka yapılacağı söylendi ancak ihale takvimi açıklandı, ihalesi yapıldı, oldu, olmadı derken şu anda botanik parkta inekler şu anda yayılıyor diyebiliriz. Özellikle baktığımızda vatandaşların bu konuda sizce bir ihtiyacı var mı şehir hastanesine? Şehir hastanesinin yapısı aslında nasıl bir yapı? Bunu aslında vatandaşlar tam olarak biliyor mu? Ve ikinci soruda özellikle organize sanayi bölgesi konusunda istimlak sıkıntısı yaşanan vatandaşlar var. Bu konuda iddiaları var. Bu konuda da zaten mecliste dile getirmiştiniz. Herhangi bir yaptırım olacak mı bu konuda sizden? Şimdi Efe Bey, tabii daha önceki programlarda defalarca ifade ettim. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin en geri sağlık hizmeti alan ili Ordu. Bunu rakamlarla da ortada zaten. Çıksın biri desin ki hayır, biz şu Karadeniz illerinden daha öndeyiz desin. Maalesef yeterli sağlık hizmeti alamıyoruz. Yoğun bakım ünitelerinin olmayışından dolayı
Maalesef ordulu hemşehrilerimiz Sivas'a, Samsun'a, Trabzon'a, Tokat'a, Amasya'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Ciddi bir perişanlık. Yolda kaybettiğimiz hastalarımız var. Bunun acısını biz çekiyoruz. Bakıyorsunuz aciller yeterli değil. Ve demin de dediğiniz gibi şehir hastanesi, hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Daha önce botanik park düşünüldüğünde dedik ki ya burası en son alanınız olsun. Yani buraya 15 milyon lira bir yatırım yapıldı. Bu devletin, bu milletin vergileriyle elde ettiği parayla yapılan yerler. Burada milletin vergisiyle yaptığınız bir yere harcadığınız parayı, burayı heba etmeyin dedik. En son çare bulamazsanız yapın dedik. Ama hiç alternatif aramadılar. Bir iki yer bakar gibi oldular. Ve geldiler şimdi oraya 15 milyon harcanmış alanı dümdüz ettiler. O elektrik armatürleriydi, yapılmış kent mobilyalarıydı, şuydu buydu. Yıktılar, geçtiler ve şu anda oraya karar verdiler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani ne yaptınız şu ana kadar ne yaptınız? Sadece proje ihalesini gerçekleştirip hala bir takvim veremiyorsunuz. Ve ardından Ordu Tıp Fakültesi mezun veriyor, şehir hastanesi yapacağız diye Ordu'da Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz maalesef eski SSK hastanesinde, şimdi adını araştırma hastanesi olarak koydular, orada eğitim aldılar. Şimdi yeterince eğitim aldığını düşünebiliyor musunuz siz o öğrencilerimiz? Yazık değil mi? Birinci sınıfa gelmiş öğrenciler geçen de benim önümü kestiler. Yolda tesadüfen karşılaştık, bir yere oturduk ve dertlerini anlattılar. Dediler mezunlarımızı verdik ama biz ne olacağını bilemiyoruz. Yani tıp fakültesine hastane yapamıyorsunuz, şehir hastanesi yapacağım. İkisini birlikte kullanalım diyorsunuz. Biz amenna dedik, hadi neyse. Ama maalesef o da yılan hikayesine döndü ve şu anda şehir efsanesine döndü. Kaldı ki. Şimdi şehir hastanelerini açıyorlar ve sanki böyle kendileri yapmış gibi böbürlerine anlatıyorlar. Ya biz şehir hastanesi değil, devlet hastanesi istiyoruz. Devlet. Vatandaşın ücretsiz hizmet aldığı, müşteri gibi görülmediği ve anayasal olarak en temel haklarından biri olan sağlık hizmetini aldığı bir hastane istiyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz gel sen yatırımcı, buraya bir büyük bir hastane yap. Ben de 25 yıllığına kiralayayım. Sana %70 de garanti vereyim. Hasta gelmezse ben cebimden sana bir para vereceğim. Hani yol yapıyorlar, köprü yapıyorlar. Geçmezsen parasını bizden alıyorlar ya. Hani geçmesen dahi devlet diyor ki geçmeyen aracın parasını ödüyor. Şu anda Osman Gazi ve diğer köprüler öyle değil mi? Aynısı. Aynı mantık. Eğer hasta gelmezse kardeşim ben sana gelmeyen hastanın parasını, tedavi olmayan hastanın parasını bile ödeyeceğim diyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Olmayan hastayı, hastalanmayan hastanın parasını ödeyerek ve hastayı müşteri gibi gören bir zihniyet olabilir mi? Sonuçta o hastanede her şey paraya havale edilecek. Müşteri zihniyeti görüyor ya, ne olacak? Müşteri para bırakacak. Ondan sonra oraya gittim para, buraya gittim para, şunu aldım para. Her şey parayla olacak. Yazık değil mi bu vatandaşa? Yazık değil mi bu halka? Kaldı ki kocaman devasa büyüklükte hastane yapıyorsun. Dünyada böyle bir örnek yok. İngiltere denemiş bunu. Sistem çalışmamış, iflas etmiş ve şimdi geriye döndüler ve yeniden revize ediyorlar ve daha küçük, daha uzmanlaşmış hastaneler açıyorlar. Hatırlarsanız o yıllarda İngiltere Türkiye'ye arşivleri tarasınlar, hasta gönderme anlaşmaları yapmaya kalkmıştı falan. Bakın, sonuçta büyük bir kitle yapacaksınız ve her şeyi onun içine koyacaksınız. Allah göstermesin, yangın olur, deprem olur veya bir virüs yayılır hastanede, bir enfeksiyon gelişir. O zaman bir mikrop yayılır. Nasıl önleyeceksiniz bunu? Ama değişik yerlerde bu riski dağıtırsanız sonuçta orada daha iyi hizmet verirsiniz. Dünya bunu böyle yapıyor. Hatırlarsanız eskiden 600 yataklı tam teşekküllü hastane denirdi. Ya bu denenmiş, yıllarca tecrübe edilmiş ve bulunmuş. Şimdi sanki yeniden bir icat koymuş gibi
Devlet Hastanesi'nin ismini değiştirdiler, şehir hastanesi. Yani sanki böyle yeni vatandaşın faydasına olacak bir şey gibi algılatmaya çalışıyorlar. Yani büyüklüğüyle sanki işlevini aynı göstermeye çalışıyorlar. Bizim eleştirdiğimiz yön bu. Biz doğru yapılsın istiyoruz. Asla yapılana karşı değiliz. Ama bir şeyi yapıyorsan gerçekten vatandaşın lehine, faydasına yap. Bu ülkede eğitim ve sağlık en temel hakkımız bizim. En temel hakkımız. Bakıyorsunuz eğitimde de maalesef iflas ettik. Sağlıkla övünüyorlardı. İşte yok kuyrukları bitirdik, yok hastaneleri yeniledik, yok şunu iyileştirdik. Böyle bir iyileştirme yaptığını düşünürken şu anda maalesef ciddi anlamda bir yanlışın içerisinde düştük. Ve bu yanlıştan bir an önce de mutlaka dönülmeli. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Organize sanayi bölgesi yarıda kaldı. İkinci bölümde hem organize sanayi bölgesinin hem de aslında mega projeler açıklanmıştı. O mega projeler üzerinden gidip genel siyasette programımızı sonlandıralım. Değerli izleyenler kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Fındık dedik dinletemedik. Ama kaybeden kim? Kaybeden üretici. Bizim bir tek amacımız var. Fındığın değerini yerine getirmek. Çiftçi kaybediyor, üretici kaybediyor. Aracı kaybediyor, ihracatçı kaybediyor, ülke kaybediyor. Sadece sorunumuz fındık değil. Şehir hastanesi yapacağız dediniz, ortada hiçbir şey yok. Çevre yolu için her yıl söz veriyorsunuz. Organize sanayi bölgesi var. Kamulaştıracağız dediniz. Zaten açtığınız bir tane tesis yok. Yarın o insanların huzuruna gene gideceksiniz. Zannetmeyin ki hesap sormayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı Seyit Torun. Et deyince bayram et, bu lezzeti takip et. Bir telefonla kapında işte gerçek kıyafet. Bayram et dünyası, lezzetin en alası. Bayram et, bayram et, bayram et nokta net. Bayramet.net 55 yıllık tecrübesiyle Bayram Et Dünyası 212-3852. Modern teknolojiyle donatılmış firmamızda her marka ve model arabalarımızın tüm bakımları, tamiri tarafımızca üstün hizmet kalitesiyle yapılmaktadır. Otocam değişimi, klima gazı, egzoz, modifiye tuning, her marka araç, lastik satışı ve teknik hizmeti veriyoruz. Bitmedi. Otogalerimizde bütçenize uygun farklı markalarda araçları bulabilirsiniz. Araçlarınız için hasar tespiti de yaptırabilirsiniz. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Yağ değiştirme, 5 litre yağ ve filtre değiştirme 69.90, lastik değiştirme 5 euro, fren yağı değiştirme 39.90, tüv artı AU 89.90. Kışlık lastiklerinizi 29.90'a yıkıyor ve 1 yıl depoluyoruz. Auto House İlkay, İlkay Özgür. Bir hayalle başladı bizim öykümüz. Güvenden ve kaliteden taviz vermemek en büyük hedefimiz oldu. 1500 metrekarelik imalathanemizde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz ve başarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Teknoloji ve deneyimi birleştirmek en önemli ilkemizdir. Çünkü bizim kaliteye attığımız imzadır. Sizce bir ev nasıl olmalı? Açık kapalı ısıtmalı havuz, Türk hamamı, sauna, Fin hamamı, tuz odası, otomatik süpürge sistemi. Evet, bu özelliklerin hepsi Emirkent 2 sitesinde 190 metrekarelik dairelerimizde mevcuttur. Sadece bunlar değil, biz her bütçeye göre daireler satmaktayız. Şanlıtürk sitelerinde 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler, Gümüşevler sitesinde 136 metrekare daireler, Cumhuriyet Mahallesi 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler. Dahası bence siz mutlaka Selçuk İnşaat'a uğrayın, karlı çıkın.
Bursa Bandır Restoran'da nefis serpme bandır kahvaltı, pideli köfte, menemen, ızgaralar, Karadeniz'in meşhur tereyağında kemik ilik suyuyla hazırlanmış bandır çorbalar, eşi benzeri olmayan paça çorbası, et haşlaması, bandıra bandıra yiyeceğiniz lezzetler Fatsa Bandır'da. Bandır telefon 423-75-75. Adres Asfalt Caddesi 115 Bolaman Fatsa girişi. Huzura açılan kapı Avrasya Kapı'dadır. Kalitemiz tesadüf değil, markamız misyonumuzdur. Mutluluğa ve dostluğa açılan her kapı Avrasya Kapı'dan geçer. Her gün Avrasya Kapı'yla başka. 299 liradan başlayan kapı fiyatlarımız, 399 liradan başlayan mutfak dolaplarımız, kredi kartı avantajıyla. Avrasya Kapı geleceğin kapısıdır. Size uzak olan her yer Avrasya Kapı'yla yakındır. Lake Kapı, PVC, Amerikan Kapı ve çeşitli modeller siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir. Murat Şükrü Pala, Avrasya Kapı. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. İzleyenler, seçim 2018 programı kaldığı yerden devam ediyor. Reklam öncesi bir konu vardı aslında. Organize sanayi bölgesi konusunda değinmek istiyorum. Efendim tabii ki çok ciddi iddialar da var vatandaşlar tarafından. İstimlak edilen arazinin parasını alamadığını ifade eden vatandaşlar var. Bu konuda da neler düşünüyorsunuz? Özellikle mecliste de konuşmuştunuz bu konuyu. Şimdi Efe Bey, tabii geçen programlarda da gene anlattım. Tekrar edeceğim. Bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı geldi ve geldiğinde 4 organizenin yapıldığını, 6'ya çıkarılacağını söyledi. Şimdi ben soruyorum. Altınordu 2. Sanayi bölgesi ne durumda? 900 dönüm, 430 dönümde anlaşma sağlandı. 16,5 milyon lira para gerekiyor. 12 milyon lira geldi ve gerisi maalesef yok. Aynı şekilde Fas'a için de geçerli. Aynı şey Ünye'de kamulaştırma yapıldı ama hala uzlaşma sağlanmadı. Ya benim sanayicim yer bekliyor, arazi bekliyor. Ben organize sanayiyi gezerken inanın her yerde aynı şeyi duydum. Ve birçok yatırımcı şu anda büyüyemiyor, gelişemiyor. Üretecek ama maalesef yeterli üretim alanları yok. Siz bunu yapacağınıza maalesef yatırım sıralamanızı böyle insanların gözünü boyayacak, devasa sanki işlevsiz belli işlevi olan kütleleri koyarak maalesef istihdam yaratma, katma değer yaratma yerine sadece göz boyuyorsunuz. Ya bizim üretime ihtiyacımız var. Bizim aşağı işe ihtiyacımız var. Benim gencimin geleceğini görmesine ihtiyacı var. Ama siz bunların yerine diyorsunuz ki biz işte işsizliği önleme fonundan şu kadar kişi çalıştırdık. Ya 3 ay çalıştırdın, 6 ay çalıştırdın. Sonra ne olacak? Sonra ne yapacak benim işsizim? Biz diyoruz ki organize sanayi bölgelerini bir an önce gerekli yatırımlarını gerçekleştirelim. Sanayicimiz gelsin, orada bizim insanımız çalışsın ve istihdam sağlasın diyoruz. Ama siz diyorsunuz ki hayır. Yani bir organize sanayi bölgesine 8 milyon lira para nedir ki? Ya bulunamaz mı bu? Ama siz tüm bölge için 8 milyon lira ayırmışsınız. Bu ben yapmayacağım, ben ilgilenmiyorum. Çok da umurumda değil demektir bu. Ama biz şunu söylüyoruz. Üretim, üretim, üretim. Tarımda da üreteceğiz. Sanayide de üreteceğiz. Teknolojide de üreteceğiz. Sanayicimizi de destekleyeceğiz. Çiftçimizi de destekleyeceğiz. Teknoloji yatırımı yapanları da mutlaka destekleyeceğiz. Bu anlamda maalesef organize sanayi bölgelerimiz tam bir kaosa dönüştü. Vatandaş yerine arazisini vermiş. Demişler ki paranı ödeyeceğiz. Şu anda parasını alamıyor. O da kendine göre oradan alacağı parayla ya daire alacak, ya çocuğunu evlendirecek, ya başka bir şekilde değerlendirecek. Ama maalesef onlar da mağdur,
Yatırımcı da mağdur, sanayici de mağdur, herkes mağdur. Ama başka yere gelince, yani müsrifliğe gelince, göz boyamaya gelince her yere para var. Ama gerçekten üretim adına, gelişme adına, sanayi adına bir şey olunca maalesef yok. Bunlar sadece kandırmadan ibaret. Efendim, yerel siyasetten biraz da genel siyasete geçmek istiyorum. Özellikle programımızın aslında son bölümlerine girdik. Genel siyaset aslında geçtiğimiz hafta Ordu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi karşıladı. Coşkulu bir kalabalık vardı Cumhuriyet Meydanı'nda. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'daydı ve orada miting yaptı 19 Eylül stadyumunda. Tabii ki iki miting arasında da karşılaştırma yaşandı. Özellikle sosyal medyada tartışmalar da yaşandı. Muharrem İnce'nin Ordu ziyareti tartışıldı ayrı olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ayrı olarak tartışıldı. Aradaki farklar nelerdi? Özellikle sizin gözlemleriniz ve bu tartışmaların ucu nereye dayanıyor efendim? Şimdi tabii devletin bütün imkanlarını kullananlar korkuyla, tehditle, yoklamayla oraya davet edenler, insanları oraya başka bir şekilde teşvik ederek getirenlerin yanı sıra biz ne yaptık? Biz tek bir araba tutmadık. Tamamen gönüllü, hiç böyle bir sadece işte belli medya organlarından Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin geleceğini ifade ederek şu saatte, şu yerde bekliyoruz diyerek davet ettik. Ama bütün belediye başkanları, bütün onlara bağlı STK'lar, bütün Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlileri baskıyla bizzat yoklama alarak, bizzat orada olduğunu garanti edecek şekilde oraya davet ettiler. Şimdi rakamlar üzerinde oyunlar oynanıyor. Muharrem İnce'nin kalabalığı üzerine tweet atan Büyükşehir Belediye Başkanı herhalde şu anda yüzü kızarıyordur. Çünkü kendi attığı o tweetiyle birçok yönden çekilmiş, birçok alandan çekmiş kıyaslandığında kendi durumuna herhalde gülüyordur diye düşünüyorum. Utanç vesilesi. Yani belgesi olan bir şeyi de bu kadar açıklamak gerçekten nasıl bir duygudur bilemem. Gerçi alışkın o rakamları saptırmaya, bazı konuları kendine göre ifade etmeye gayet alışkın. Hep bizim geçmiş borçlara takar. İşte geçmiş rakamlarla oynayarak bizim yaptığımız hizmetleri, geçmişte gerçekleştirilmiş hizmetleri kendisi yapmış gibi göstererek algı yaratmaya çalışır. Miting alanıyla ilgili de maalesef böyle talihsiz bir tweet atma gafletinde bulundu. Bakın Efe Bey, o alan Muharrem İnce'nin miting yaptığı alan 11 bin metrekare. 3 ile çarpsanız ki insanlar sıkış sıkıştı. Hatta ben o akşam açıklamıştım, bir tane 80-85 yaşlarındaki bir teyze sıkışmıştı. Dedim ki siz burada daraldınız herhalde, sizi daha geniş bir alan alalım, buyurun bu tarafa alalım dediğimde hayır dedi evladım, ben burada rahatım, yerim iyi demişti. İnsanlar neredeyse birbirinin üzerindeydi ama ortalaması 3 kişi diyelim, aşağı yukarı 33 bin, 35 bin kişi eder. Bir de 10 bin kişi de en az dışarıdaydı, o alanın dışındaydı. Binalardaydı, şuradaydı, buradaydı. Nereden baksanız 40 bin insanın üzerinde katılımcı vardı. 40 bin konuğumuz vardı. Şimdi bu rakamın üzerine cesaret edemedikleri için, o alanda tekrar miting yapmaya cesaretleri olmadığı için, kıyaslanacağı için gittiler stadyumda yaptılar. Alanı da profesyonelce daralttılar belli bir şekilde. Ondan sonra o taşıma, o yoklama alarak veyahut da gelmezsen şunu yaparım diyerek tehdit ederek insanlar oraya taşıdılar. Şimdi diyorlar ki aman çok coşkulu miting yaptılar. Mitinge gelen insan yüreğiyle gelecek. Mitinge gelen insan isteyerek gelecek. Öyle çevre illerden falan taşınmayacaksın. Yani bir bakıyorum Kasımpaşa Kaşkolu var. Bir soruyorum efendim ben Sivas'tan geldim. Ben işte efendim şuradan geldim, buradan geldim diyen insanlar. Bir sürü yabancı plakalı insanlar. Yani arabasını bulamayan insanlar. Yani bu mudur? İnsanlar bir mitingi yapıyorsan gönüllü gelecek, yürekten gelecek. Bakın miting alanının, Muharrem İnce'nin miting alanında miting alanının başıyla sonu aynı hareketlilikteydi. Aynı heyecandaydı. Biz de gördük orada onu.
Ama bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın mitinginde hele hele fındık fıla ilgili hiçbir şey söylemeyince inanın o yaşlı amcalar, teyzeler dahi alanı terk ettiler ve alanı boşaltmaya başladılar. Yani şimdi güneş balçıkta sıvanmaz. Ortada bir gerçek var. Bizimki toplama kalabalık değil. Bizimki baskıyla veya taşıyarak gelen bir kalabalık değil. Tamamen gönülden, yüreğiyle gelen insanlar. Biz tek bir araba dahi kiralamadık. Tek bir kişiye dahi sana araç tahsis ederiz gel demedik. Tamamen gönüllülerle, tamamen Cumhurbaşkanı adayımıza olan sevgiyle gelen insanlardı. Efendim aslında son 7 dakikamız kaldı. Özellikle genel siyasete girmişken aslında iki tane ittifak var. Şu anda aslında 24 Haziran'da da seçmen sandığa gidecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı. İki ittifak arasında vatandaşlar tabii ki oyunu kullanacak ancak farklar nelerdir iki ittifak arasında? Özellikle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında. Efendim çok basit. Olay çok basit. Cumhur İttifakı'nı tercih edenler tek adam yönetimini isteyenler tercih edecek. Yani her şeye bir kişi karar versin. Yasamaya o karar versin. Yürütmeye o karar versin. Yargıya o karar versin. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırsın. Bütün yetki bir kişi de olsun. Her şeyimize o karar versin. Ve milli iradeyi de gasp etsin. Meclisi itibarsızlaştırsın. Ve Türkiye'de ne yaşanıyorsa bir kişi ona karar versin. Bunu isteyenler Cumhur İttifakı'nı tercih edecek. Ama biz demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, özgürlük istiyoruz ve demokratik parlamenter sistemin güçlü bir meclisi istiyoruz diyenler de Millet İttifakı'nı tercih edecek. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Bakın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tamamen bir milli irade gaspıdır. Çünkü artık seçilmişler yürütmede olmayacak. Belki yürütmenin başı seçilmiş olacak ama yürütmenin organları yani bakanlar tamamen dışarıdan atanan insanlar olacak. Sonuçta biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakan geliyor, en azından soru önergesi veriyoruz, kanun teklifinde bulunuyoruz, komisyonlarda konuşuyoruz. İşte efendim mecliste rastladığımızda problemleri iletebiliyoruz. Yarın kim arada kimi bula? Yani iktidar partisinin milletvekili bile bulamaz. Biz mutlaka ama mutlaka Türkiye'yi kuruluş ayarlarına döndüreceğiz. Mutlaka ve mutlaka demokratik parlamenter sistemi güçlendireceğiz. Efendim son olarak yarın aslında Ordu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. Yarın program nasıl olacak efendim? Özellikle katılım göstermek isteyen vatandaşlara buradan neler söylemek istersiniz? Yarın evet. Kalabalık bir gün olacak. Yarın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu orduyu ziyaret edecek. Ordumuzu onurlandıracak ve yarın 11'de havalanında karşılayacağız. Ardından bir fındık fabrikasını ziyaretimiz var. Ardından balıkçı barınağımızı ziyaret edeceğiz. Şehit ve gaziler bizi ziyaret edeceğiz. Ziraat odasını ziyaret edeceğiz. Ve ticaret odasında da bir toplantı gerçekleştirilecek. Tabii kendisi bu ziyaretlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesini kendilerine ifade edecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 5 temel sorunun çözümüyle ilgili çözüm yollarını anlatacak, ifade edecek. Özellikle ordumuzun belli sorunlarına değinecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ülkede nasıl barış içinde olacağımızı, refah içinde olacağımızı ve nasıl bu süreç içerisinde hazırlandığımızı anlatacak. Çünkü biz 3 yıldır hazırlanıyoruz. Daha doğrusu hani bir baskın seçim yapıldı. Sanki biz bir anda seçim bildirgesi hazırladık ve kamuoyunun önüne çal kalem projelerle çıktık. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi ve ülkenin sorunlarını her gün tartışarak çözüm yollarını da bir şekilde arayarak hazırlandık. Şimdi bakın milletin önüne 16 yıl sonra neyle geliyorlar? Kıraathaneyle geliyorlar.
millet bahçeleriyle geliyorlar. Yani bu ülkenin aşağı işe ihtiyacı var. Dünyayla rekabete ihtiyacı var. Artık bilgi toplumuna olması gerekiyor. Sanayi 4.0'ı konuşması gerekiyor. Artık yapay zekayı, Android'i konuşması gerekirken biz millet bahçesini, kıraathaneleri konuşuyoruz. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Artık ülkeyi yönetemediklerinin en bariz işareti artık geleceğe dair söyleyebilecekleri bir şey yok. Bu ülkeye verebilecekleri hiçbir şey kalmadı artık. Maalesef bizim projelerimizi kendilerine göre uydurarak geçmişte bizim taahhütlerimizi ancak tekrar ediyorlar. Bizim projelerimizle kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Görülüyor ki artık Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir şekilde kurtulmak zorundadır. Artık geleceği kuracak, sorunları çözecek, akılla, bilimle, uzlaşmayla, toplumsal barışla mutlaka sağlayacak bir yapıya ihtiyaç var. Bu yapıda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz dersimize çalıştık. Ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bütün hesaplamalarımızı da buna göre yaptık. Ve artık Türkiye'nin önünü açacağız. Ve dünyayla rekabet eden aydınlık günlere ve ülkemizi barış ve huzur ülkesi olarak mutlaka sağlayacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik aslında. Yerel siyasetten genel siyasete kadar. Yerel siyaseti fazla yapamadık Efe Bey. Sonuçta bir büyükşehir belediye başkanımız var. Maalesef herhalde genel siyasetçiler yeterli olmuyor ki onu ekranlara taşıyarak yerelde yaptığı bizim dönemimizdekileri cilalayıp bizim dönemimizde aldığımız kredilerle yapılan, bizim dönemimizde gerçekleştirilen hizmetleri tekrar ısıtıp söyleyecek bir şeyleri kalmadıkları için yerelde belki bunları anlatıyorlar. Ordu halkı da bunun kararını kesinlikle verecektir. Ordu halkı her şeyin farkındadır. Kimin ne yaptığının farkındadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Değerli izleyenler, Seçim 2018 programında bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili ve Ordu Milletvekili adayı Seyit Torun vardı. Seçimin Nabzı TV'deki ekranlarından atmaya devam edecek. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz.